hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar, bizim geçmişimiz ve geleceğimize ümitle bakmamıza vesile olan yaşlılarımız. Rotterdam Yurttan Sesler Korosu'nun 4. İlkbahar konserine hoş geldiniz. Şerefler veriyoruz. Şimdi ben koro arkadaşlarımla konuşurken dedim ki ya biz klasik çıkış şeklini bırakalım. Sonra çünkü 4. senemiz bu. Biz bir aile olduk seyircilerimizle. Bu resmiyeti aradan kaldıralım. Çıkalım. Elimizde eteğimizde ne varsa dökelim. Öyle değil mi? Çünkü teşekkürler. Türkülerimizle birlikte söyleyeceğiz. Birlikte dertleneceğiz. Birlikte güleceğiz, oynayacağız. Ve bu konseri birlikte icra edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Fazla vakit geçirmeden ben öncelikle bu akşam benim için çok özel. Çünkü ben bir enstrüman icra eden biriyim. Çok güzel bir orkestra var bu akşam. Beni kırmadılar. Hepsi dalında en iyileri bu arkadaşlar. Böyle bir dayanışmaya vesile oldukları için özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Bu değerli orkestrayı ben, sazendeleri, alkışlarınızı sahneye alıyorum. Benim için nerede? Erdeniz ve Özgür. Buyurun arkadaşlar. Bağlamalarda Murat Gündüz'ü, Ercan S. Kanuni Hikmet Bey. Buyurun. Ve şu sondaki muhteşem destemanı çalan arkadaşımla Ege Coşkun. Ve alkışlarımız devam ediyor. Şimdi amatör ruhla yola çıkıp profesyoneli birleştiren, gerçekten profesyonelce çalışan, arka tarafta tabii hizmeti veren değerli Rotterdam Yurttan Sesler Korosu'nun koristlerini sahneye davet ediyorum alkışlarınızı. Buyurun arkadaşlar. Görmüşsünüzdür belki, herhalde bayağı ışık var. Aramızda bugün koristlerin arasında bir sürpriz var. Çıkmadan onu söylemek istemedim. Değerli arkadaşım, kardeşim Cihan Ateş. Gerçek bir dayanışma bu akşam. Ve ben sizi güzel alımlı partnerim Levin'le baş başa bırakıyorum. Çünkü Hollandalı misafirlerimiz var salonda. Hollandalılar için de küçük bir sunumumuz olacak. Yeah.
Yavadım, doyuttum kalanı.
Bugün dördüncü ilkbahar konseri adını veriyor tabii koro buna. Bugün dördüncü konserimiz. Ve şimdiye kadar iyi geçiyor. Bayağı güzel, hoş bir kalabalık. Bu artık klasikleşti, adet haline geldi. Aynen, aynen Özden abi. Yani sen daha iyi biliyorsun çünkü o ortamı. Yani müzisyenler, ya bizim camiamız maalesef, yani üzülerek söylüyorum, birbirimizi çok severiz. Ama bir araya gelemiyoruz çünkü herkesin kendine göre bir işi var, programı oluyor falan. Pazar olması ve bugün de bunu gördüm ki benim bayağı bir hatır senedim varmış bu piyasada. Ve ben sadece bir sefer sordum arkadaşlar, dediler Sam abi senin olduğun yerde biz her zaman varız. İşini iptal eden ve bugün konserden sonra bir yerlere yetişecek olan orkestra elemanları var şu anda. Yani konserden sonra kendi programlarına gidecekler ve biraz ertelediler benim için. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bu Sami Dalmış'ın çok sevildiğini. Çok sağ ol. Yani ben gurur duyuyorum yani bütün arkadaşlarımla. Demek ki bir şeyler yapmışız ya. Yıllardır Hollanda'da, ona inanıyorum. Sen beni çok iyi tanıyorsun. Ve bu arkadaşlarla gönül birliğimiz var. Hep de olacak. Sen zaten hepsini teker teker tanıyorsun. Hepsi dalında çok iyiler. Yani ritim olsun, bağlamalar olsun, kanun. Ege'nin burada olması, yani hepsi birbirinden değerli benim için. Hepsini isim bir isim. Bir tanesi Cihan'ın koroda. Cihan'ın koroda olması. Ben onun ilk denemesi galiba. Yok, daha önce tabii korolarda bulunmuş. Ama Cihan'a ben şöyle teklif ettim. Cihan hatta kendisi dedi. Ben de o koroda olmak istiyorum ve bir türkü söylemek istiyorum. Dedim ki Cihan'ım, yani ben sana bunu soramadım. Çünkü ya sorulmuyor bazen. Kendisi teklif etti. Dedim ben seni solist olarak sahneye alacağım. Yok dedi, ben koronun içinde duracağım dedi. Ya bu büyük bir erdemlik yani Cihan'ın göstermiş olduğu. Ben onu çünkü anons edip sahnenin dışından, kulisten davet etmeyi teklif ettim. Yok dedi, ben koronun başından sonuna kadar programın koronun içinde yer almak istiyorum dedi. Bu Cihan'ın büyüklüğü bu. Bu evet. Ya ne demek? DJ olarak da teşekkür ederim. Çok sağ olun abi. Şimdi dördüncü yıl bitiyor. Konser bitti. Beşinci yıl başlıyorsunuz. Beşinci yıl başlıyor. Biter bitmez başlıyor. Hedefler şöyle. Bugün özellikle solistler arasında yeniler var. Benim için hedef oydu. İlk koroya ben başladığımda iki tane solistim vardı. Bu konsere hazırlanırken tam 13 kişi bana solo okumak istediğini beyan ettiler. Bu benim için muhteşem bir rakam. Ve şey diyorum, yani ulaşılması gerekene ben ulaştım. Hani koro tamam ama 13 kişinin solo okuma cesaretini göstermesi demek ki diyorum biz bir arpa boyu yani yol almışız. Bugün özellikle koroya ilk başladığımda konuşmakta dahi heyecanlanan arkadaşlarımız vardı. Bugün sahneye çıkıp solo okudular. İlk bölümde okudular, ikinci bölümde de okuyacaklar. Bu güzel bir şey. Türkülerde buluşmak güzel. Bizim kültürümüzde bu şekilde kaynaşmak. Çünkü türkü söyleyen, türkü dinleyen, türkü seven insanlar her zaman barışçı oluyor. Bunu biliyorsun. En iyi bilenlerden birisin. Çünkü çok türkü seven bir insansın. Kavgacı olmuyoruz. Gönül insanı oluyoruz. Çünkü türküler her şeyi anlatıyor. Bizim türkülerimizin sözleri, her şey var. Her şey var. Yani ben şey diyorum. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız o ülkenin halk müziğini dinleyin. Size o ülkenin ne yediğini, o ülkenin ne giydiğini, o ülkenin nasıl yaşadığını türkülerden çıkarabilirsiniz. Yani tercümana gerek yok aslında. O ülkeye gitmeden de o ülkeyi tanıyabilirsiniz. Biz böyle bir ülkeyiz. Türkülerimiz de bunu fazlasıyla anlatıyor bence. Evet, yeni yıl döndüğüm için mutlaka yeni koristlere de ihtiyaç. Mutlaka, var. Mutlaka. Müzikseverlere çağrılıyor. Şimdi koro aslında amatör, kendilerini de yani mütevazılar da. Amatörlükten de hiç ödün vermiyorlar ama o kadar profesyonelce yapıyorlar ki bir işi. Dernekleştiler. Bir başkanımız var. Koronun bir tüzüğü var. Ve koronun içinde birkaç tane komisyon var. Ve herkesin görevleri var. Görev dağılımı o kadar eşit ki. Ve herkes üzerine düşen görevi fazlasıyla yapıyor. Ben sadece olayın müzikal tarafıyla ilgileniyorum. İlk başlarda çünkü her şeydim. Hani işte sahneye girmeleri, çıkmaları, yürüyüşleri, duruşları, işte sağa bakışları, sola bakışları, her şey. Şu anda yükümü biraz hafiflettim aslında. Profesyonelliğe doğru gidiyorlar. Dedim ki hani artık bunları yapmamız gerekiyor. Bu koronun bir podyum meisteri var. Bu bir kulis meisteri var. Bir artistik
komisyonu var bu koronun. Sosyal faaliyetler komisyonu var. Repertuarla sorumlu arkadaşlarımız var. Yazışmalarla ilgili, resmi yazışmalarla ilgili komisyonumuz var. Yani bir iki saatlik konserin arkasında aslında bir yıllık bir çalışma var. O çalışmayı da burada büyük bir ekip var. Yani burada olmayanlar var şu anda, koroda olmayanlar, bir sürü de gönüllümüz var. Onlarsız da çünkü olmuyor. Koro herkese açık. Koronun tabii bir tüzüğü var. Onlar kendince bir tüzük yaptılar, bazı kurallar koydular. Geliyorlar, davetlimiz herkes. Herkese kapımız açık. Bakıyoruz. Onlar bizi sevmesi lazım. Biz onları, yani frekans uyuşması gerekiyor. Çünkü ortak paydamız bizim türkü. Yani onları da buluşturuyoruz. Ve gitgide de artıyor. Şu anda burada olamayan arkadaşlarımız da var bazı özel durumlardan dolayı. Koromuzun sayısı, yani hata yapmak istemiyorum ama sadece korist 25 şu anda. Orkestramız değişiyor. Ben her zaman zaten hem çalıyorum hem koroyu yönetmeye çalışıyorum. Her seferinde de işte böyle güzel arkadaşlarla bir araya gelmek istiyorum. Bundan önceki konserlerde de kaliteli arkadaşlarımız vardı. Her seferinde çıtayı biraz daha yükseltmeye çalışıyoruz. Konserimiz sevgili İkbet Bey de çok sever. Evet. Benim de hemşerim. Evet. Benim de hemşerim oluyor. Evet. Evet. Şimdi biz ilk konuştuğumuzda, yani Hikmet Bey'le konuşulduğunda, daha doğrusu koro içinde Hikmet Bey hiç ikiletmemiş. Onu ben biliyorum. Bir önceki konserimizde seyirci olarak vardı. Yani bilet almış gelmişti ve şey dedi, konserden sonra görmüştüm. Dedi ki ya ben hani işlerimden dolayı, yoğunluğumdan dolayı geldim. Hani çünkü ben insanlarıma destek olmayı seviyorum. Bilet aldım geldim ve şey dedim dedi. Ya 2 saat oturacağız, bakalım bahtımıza ne çıkacak. Ya siz ne yaptınız dedi ya. Yani o kadar hoşuna gitmiş ki program. Bir sonraki konserde dedi ben kesinlikle de olmalıyım yani. Seyirci de olabilirim. Yani o kapıyı açmıştı sağ olsun. Binlerce teşekkürler ona. Ve ilk sorduğumuz yardımsever de oydu. Ve bunu hiç ikiletmedi. Büyük desteklerini bizden esirgemedi. Çok çok teşekkür ediyoruz onlara. Yani önemli tabii böyle önemli yerlerde olan insanlarımızın bizimle birlikte olması çok önemli. Sizin özellikle basının, günümüz medya çağı, işte reklamlar, promosyonlar, sponsorlar bu tür şeylerle geçiyor ve sağ olsunlar herkes desteğini bizden esirgemiyor ve böyle de devam etmesini istiyoruz. Biz de sizlerin yüzünü kara çıkarmamak için sponsorlarımızın, medyamızın elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam yani. Sağ ol Özcan abi. Teşekkürler. Sağ ol.
dostun bahçesine bir hoyrat gelmiş.
ellerime bağlamı. Garip anlama anlama, dertlisin evdana. Ben gidersem ah gözlü yatlara benim bağlamı. Ellerime bağlama. Hasan Buğdaycı, hızla sahneye davet etmek istiyorum. İldeniz Arslan, Onur Ertaş, Süleyman Tırçiçek, Ahmet Öğüt, Ürgün Arslan, Fedai Kayhan,
Ceysu İmer, Müjde Kayhan ve Serpil Türkçek. Çekinmeyin, buyurun. Şimdi bazıları tabii ki görevlerin başında, hani görev biliyorsunuz bırakılmaz kolay kolay, gelip çiçeklerini bile almıyorlar. Yani bu kadar bize yardımcı oluyorlar. Bir daha çiçeklerim. Ze wilden hun post niet verlaten om zelfs hun boeket bloem van ons aan te nemen. Evet, kendilerini yerlerine alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi koromuz adına teşekkür etmek istediğim birisi daha var. Kendisi koromuzun kurucularından olup, koromuz kurulduğu günden itibaren her türlü desteği esirgemeyen ve hatta geçmişte koromuz yersiz kaldığı zaman okulunu açıp koromuzun çalışma yapabilmesini sağlayan, bugünlere gelebilmesini sağlayan, hani kısa bir süredir aramızda olmasa da sürekli desteğini hissettiğimiz, kalbimizde desteğini hissettiğimiz şair ruhlu insan, değerli İsmail Coşkun Bey'i sahneye davet etmek istiyorum. Ve İsmail Bey, bizi bırakmıyorsunuz, kalan parçalarımızı birlikte söyleyeceğiz. Hocamızı yerine alacağız. Bu akşam bizi kırmaz diyorum. İsmail Coşkun, die is een van onze oprichters. We zijn ongeveer 8 jaar geleden opgericht. En hij heeft ons in alle tijden, ook in moeilijke tijden, heeft hij zijn steun gegeven. Zelfs toen we geen plek hadden om te oefenen, mochten we gebruik maken van zijn schoolruimte. Dus om deze reden hebben we hem ook bedankt. En tabii ki böyle organizasyonlar desteksiz olmuyor. Bu konumda ve bu noktada yani sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ve bunu yani biraz düşünerek yazmak istedim. Hepimiz veyahut da birçoğumuz Rotterdam'da yaşıyoruz. Rotterdam kültür mozaiği olan güzel bir şehir. Her kültürden insanlar var. Ve bu kimlik içerisinde oturduğumuz yerlerde kendi kimliğimizi kaybetmeden bize bu kültürel faaliyetlerimizi yapmakta yardımcı olan, maddi destek sağlayan Rotterdam Belediyesi'ne de buradan teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Ik heb ook leuke dingen gezegd over gemeente Rotterdam. Niet dat ik daar werk, maar gemeente Rotterdam heeft ons ook gesteund. En om deze reden wilde ik ook even vertellen dat wij in een culturele samenleving leven en dat we zonder onze identiteit te verliezen hier onze culturele activiteiten mogen verrichten. Om deze reden heeft de gemeente Rotterdam bedankt. Bijna klaar hoor, als kan. Ve son olarak aramızda birisi var ki kendisi sanatsal ve kültürel faaliyetlerde maddi manevi destek konusunda hep ilk sıralarda yer alan birisi. Evet, gerçekten hep ilk sıralarda yer alan birisi. Bu konuda birçok Türk iş adamına da örnek teşkil edecek birisi. Her yerde kendisini görüyoruz ve her yerde de önümüzdeki yıllarda da görmek istiyoruz.
kendisinin başarılarının devamını diliyoruz. Ve eğer lütfedip gelirlerse bir çiçek takdim etmek istiyoruz. Sayın Hikmet Gürcüoğlu beyefendi, lütfen çiçeğimizi kabul edin. Hikmet Gürcüoğlu is a successful zakenman and we see him in alle culturele activiteiten. Hij treedt altijd op de voorgrond. Ik heb ook gebruik gemaakt van deze gelegenheid om hem ook te bedanken als een hele belangrijke sponsor. Evet, şimdi bitirmeden önce bizi her hafta kahramızı çeken, sabırla bizi yöneten, yönlendiren, bazen kafasını kaşıya kaşıya kafada saç bırakmayan, ama ne olursa olsun her hafta sesi çıksa da çıkmasa da, sabah 4'te kalkıp işe gidip yorgun argın gelse de, her salı bizi yalnız bırakmayan, bizi yönlendiren, değerli şefimiz, size de çok teşekkür etmek istiyorum ve direksiyonu size bırakıyorum.
Sen nereden çıktın ya? Ya ben böyle kabanlarım aşağı geldim. Bir müzik sesi geldim. Dedim bir uğrayayım, bir küçüklerin suyunu. Ana. İyi, hoş geldin, sefa geldin. Bizim herkese kapımız açık değil mi? Çağır bağlı var mı? Yeah.
Bir kurul kurul gençlere kocaman alkışlar yürütlerden öpüyorum sana. Şimdi bu gece sürprizlerle doluydu, dayanışmayla doluydu, güzelliklere doluydu. Ben bu sürprizi, yani elebaşı benim. Koronun da haberi yok bundan ve gizlemek için neler yaptık biliyor musunuz? Sadece yönetim biliyor bunu. Bu çocuklar neredeyse bacadan girdiler bu salona. Yani korona da görmesin diye istedik onu. Sağ olun. Ya az önce vardığım gibi bize el yatıran son. O kadar. İşte böyle güzel ülkesi evlatlarımız. Bu güzellikler hepimizin. Bunu düşündüğümde benim canım, can kardeşim. Yani o da sordum dedi ki abi sen istediğin dedi horon ekibi olsun, kemençi olsun. Dedim ki yalnız koromuzun bütçesi çok kısıtlı. Ya dedi nedir ya memleket için yapmayacak mısın? Ben sponsor olurum abi. Konserin ikinci yarısını izlemedi. Aslında seyirciydi, bileti vardı burada, oturuyordu aramızda ama ikinci yarısını izlemeyip bu çocukları, bu gençleri hazırladı arkada. Ben alkışlarınızla Murat Aydemir'i buraya almak istiyorum. Memleketini çok iyi temsil eden bir için. Bu gençleri ayarladı. Ben ona çok teşekkür ediyorum, yüreğimden öpüyorum onu. Daha bitmeyecek tabii yolumuz. Ben, maalesef bizim gecemiz sona erdi. Evet, bu sesleri duymak güzel tabii. Yani, şimdi sessiz olursa zaten biz devam etmiyoruz konserlere ama böyle ooo falan deyince şey diyor, değil mi? Tadı damağında kalacak ki bir sonraki konsere biz biraz daha kamçılanacağız. Çıtayı biraz daha yükseltmeye çalışacağız. Ben öncelikle sizleri alkışlıyorum. Sonra bu değerli orkestraya alkışlıyorum. Bu sazenlere alkışlıyorum. Hepsi gönlümün değerli. Sonra başkan abartmadan gece gündüz çalışıyorlar. Tabii çalışmak türkü söylemek değil. Bilgisayar arkasındalar, telefondalar, arabadalar, her yerdeler. Her yerde bir şeyler yapıyorlar. Bu muhteşem, kocaman yürekli insanlara alkışlıyorum. Aramızda bir süre yok ama işte bu koron oluşmasında yüreğini ortaya koyan, eski demiyorum, o bizim eskimeyen başkanımız. Bir süre aramızda yok ama en kısa zamanda yerini almasını temenni ediyoruz. Alkışlarımız İsmail'e görüşün artık. Ve arkadaki gönüllüleri olsun, sponsorumuz olsun, değerli basın mensuplarımız olsun, sizlere olsun. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki konserde görüşmek üzere diyoruz. İyi günler diliyorum.